Gün özetinden merhabalar. 26 Eylül Cumartesi, bugün Bursa'da yaşanan gelişmelerin kısa özetini aktaracağız. Günün ilk gelişmesi, altında yükseliş devam edecek mi? Dünyayı etkileyen Covid-19, Bursa Uzun Çarşı esnafı olan kuyumcuları da etkiledi. Bursa Kapalı Çarşı Covid-19'un Türkiye'de yayılmasıyla birlikte uzun bir süre kapalı kaldı. Tarihi rekorlar kıran altın yükselişi devam edecek mi sorusunun cevabını Bursa'daki kuyumcular, Bursa muhalifi anlattı. Kapalı çarşı bir ay kadar kapalı kaldı. Biz de bir 10 gün kadar kapalı kaldık. Tabii birkaç müşterimizin ihtiyacı dahilinde açmak durumunda da kaldık sonrasında. Günün bir başka haberi, Osman Gazi'ye tarihi ödül. Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Projesi ve Uygulamaları Özendirme Yarışması'nda Osman Gazi Belediyesi, Gazi Ali Ahmet Efendi Kütüphanesi ve Kayhan Şadırvanlı Han Gençlik Merkezi projeleriyle uygulama ödülüne layık görüldü. Covid-19 vaka ve ölüm oranlarında artışa geçti. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere yerel yönetimlerin açıkladığı verilerin birbirini tutmaması, Sağlık Bakanlığı'nın Türk Tabipler Birliği ile koordineli çalışma yapmaması ve yaşadığımız şehir olan Bursa'da vaka sayılarının neden bu kadar fazla olduğunu Türk Tabipler Birliği Covid-19 İzleme Grup Üyesi ve Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kayhan Pala süreci Bursa muhalifi anlattı. Veriler açıklanmış durumda. Oraya da baktığımızda Doğu Marmara bölgesinin Türkiye'deki diğer bölgelerle birlikte yüksek olgu sayısının olduğu bölgelerden birisi olduğunu görüyoruz. Günün bir başka gelişmesi, Bursa'da TKP üyesi Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı. TKP Bursa İl Örgütü 23 Eylül sabahı evine yapılan baskınla gözaltına alınan ve Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanan 64 yaşındaki parti üyesi Ali Demir'in tutuklanmasına tepki göstererek serbest bırakılması çağrısında bulundu. Bir başka haberimiz, Mera'ya cezaevi olsa olsa akıl tutulmasıdır. Minerli Çavuş'taki Bursa cezaevinin taşınması için ağırlıklı olarak hayvancılıkla geçinen Kestel'in Soğuk Su Köyü Merası'nda kullanılacağına ilişkin açıklamalara Kestel'de büyük tepki oluşurken Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ve Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu köye giderek Mera'daki incelemelerde bulundu. Hayvancılık için destek verilsin, tarım için destek verilsin. Bizim topraklarımızda tersek yüz biter yani. Ne kesin? Yılda 3 mahsul alabilen topraklarımız var yani. Bir başka haberimiz, Görecek Yaylası alternatif turizm mekanı olması planlanıyor. Bursa'da Görecek Yaylası için planları çizilen proje alternatif turizm gözdesi olması hedefleniyor. Hedeflenen proje genelde sonu ağaç katliamlarıyla oluyor. Umarız bu böyle olmaz. Günün son haberi, Eylül'de Misi yollarında bir başka güzel. Nilüfer Belediyesi'nin Bursa'nın en uzun ve düzenli yürüyüş ve doğa sporları parkuru olan Misi Yolları'nda Eylül'de Misi Yolları adıyla düzenlediği yürüyüş katılımcılara doğada güzel bir gün yaşattı. Yürüyüşte sonbaharın gelişine tanık olan doğa severler güzergah üzerindeki Ayvani Mağarası'nı da görme fırsatı buldu. 26 Eylül Cumartesi gününün kısa özetini sizlere aktardık. Bir başka günün özetinde de görüşmek dileğiyle.